Uygur STK'ları Çin'in yalan propagandasına alet olan Doğu Türkistan gezilerinin bir an önce sonlandırılması çağrısı yaptı. Uygur hak savunucuları, batılı turizm şirketlerini yetkililer tarafından insan hakları ihlallerinin bazı hükümetler tarafından soykırım olarak adlandırıldığı Doğu Türkistan'dan ziyaretçi alan paket tatilleri satmayı bırakmaya çağırdı. ABD merkezli Uygur İnsan Hakları Projesi tarafından çarşamba günü yayınlanan bir raporda, bölgeye yönelik batı turizminin Uygur kimliğini yok etmeyi amaçlayan Çin hükümet politikalarının normalleşmesini destekleme riski taşıdığı belirtilmişti. Çin Propaganda Tanrıdağ sitesinde yer alan 28 Ağustos 2023 tarihli habere göre Doğu Türkistan'da faaliyet gösteren ve Çin Komünist Parti güdümlü sözde Komünist Gençlik Birliği Açık Bilinçli Çocuk ve Gençlik Dayanışması kisvesi altında çeşitli projeler geliştirerek Uygur çocuklara yönelik sistematik asimilasyonu devam ettirdiği bildirildi. Çin'in sinsi planına göre Doğu Türkistan'daki gençler bireysel vaka hizmeti, kırmızı kravatlı küçük sınıf, partiye adanmış bir yürekle 4 tarihi öğrenme, Komünist Gençlik gibi 5 tür projeye katılım teşviki yapılıyor. Japonya Fukushima'da için nükleer santralindeki aratıldığı belirtilen radyoaktif atık suyun okyanusa salınmasının ardından Çin'in bütün Japon deniz ürünlerinin ithalatını yasaklama kararı nedeniyle Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayette bulunabileceğini bildirdi. Çin'de temaslarda bulunan Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanı Pekin'den Şangay'a geçişi sırasında gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Çin'de iş yapmayı riskli hale getiren para cezaları, baskınlar ve diğer eylemlere dikkat çeken bakan, ABD şirketlerinin Çin'in yatırım yapılmayacak bir ülke haline gelmesinden şikayetçi olduklarını ifade etti. Bakan, çarşamba günü Şangay'da düzenlediği basın toplantısında ABD'nin Çin'den ayrılmaya çalışmayacağını ancak ulusal güvenlik konularında müzakereye yer olmadığını söylemişti. Endonezya polisi 88 Çin vatandaşını telefon ve internet üzerinden sınır ötesi aşk dolandırıcılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına aldıklarını duyurdu. Yetkililer Çin Güvenlik Bakanlığı'ndan gelen bir ihbar üzerine aralarında 5 kadının da bulunduğu 88 şüphelinin Batam Adası'nda gözaltına alındığını açıkladı. Polis sözcüsü söz konusu kişilerin hedeflerinin çoğunun insani duygularını manipüle etmelerinin ardından para transfer etmek için kandırılan Çinliler olduğunu aktardı. İngiltere Dışişleri Bakanı Londra'nın Çin kaynaklı stratejik ve ekonomik güvenliğe ilişkin endişelerinin arttığı bir dönemde iletişimi sürdürme ve ilişkilerde yeni bir denge bulma hedefiyle Pekin'i ziyaret etti. Pekin'de Çin Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüşen bakan, 5 yıl aradan sonra Çin'i ziyaret eden ilk İngiltere Dışişleri Bakanı oldu. İngiltere'de en son Theresa May'in liderliğindeki Muhafazakar Parti hükümetinin Dışişleri Bakanı Temmuz 2018'de Pekin'i ziyaret etmişti. Güney Afrika'daki BRICS zirvesine katılmayan, Eylül ayında Hindistan'da yapılacak G20 zirvesine de katılmayacağı açıklanan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ekim ayında Çin'e gideceği açıklandı. Rus lider böylece Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kendisiyle ilgili aldığı tutuklama kararından sonra ilk kez bir dış ziyaret yapmış olacak.